Emek. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 36. birleşiminin 7. oturumunu açıyorum. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde 3. madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşmasında kalınmıştı. Buyurun Sayın Ağbaba. Bir de kayyumlar var. Tam burada kalmışım. Kayyumların yönetmiş olduğu belediyeler var ki odalarına bakınca insanın ağzı açık kalıyor. Saunalar, hamamlar vesaire vesaire. Yine aynı kayyumların bakanlara devlet görevlerine 600 bin lira hediye aldığını bu dönemde gördük. Örnekler çok uzatılabilir ama benim de çok önem verdiğim, sizin de dikkatinizi çekmek istediğim iki kurumdan bahsetmek istiyorum sizlere değerli arkadaşlar. Biri Anadolu Ajansı, diğeri TRT. 17 yıl önce devleti şirket gibi yönetmeye gelenler devleti şirket gibi yönettiler. Cumhuriyet'in bütün maddi kazanımlarını satarak çarçur ettiler. Manevi kazanımlarını ise sürekli tahrip ettiler. Şu anda devleti şirket gibi değil, biraz sonra anlatacağım, Anadolu Ajansı ve TRT'ye bakınca adeta bir suç örgütü gibi yönetiliyor. Değerli arkadaşlar, iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır. Önemli bir söz. Devletin bazı kurumları suç örgütü gibi yönetiliyor. Bakın size birkaç örnek vereceğim. Atatürk'ün cepheler arası doğru haberleşme için sesini millet duysun, milletin ve Türkiye'nin sesini de dünya duysun diye kurduğu Anadolu Ajansı bir partinin manipülasyon aracına dönüştü. Birçok seçimde yanlış sonuçlar açıkladılar ama ben size iki örneği vermek istiyorum. Birisi 16 Nisan 2017 referandumundaki açıklanan sonuçlar, bütün anket firmaları başa baş gittiğini gösterdi. Ama o akşam açılan sonuçlara bir bakın değerli arkadaşlar, %63.4'e %36.6 ile Anadolu Ajansı sonuç açıkladı. Aynı Anadolu Ajansı arkadaşlar ve bu sonuç %51'e %49 olarak bitti. Anadolu Ajansı yöneticileri bundan hiç utanmadılar, hiç sıkılmadılar. Ne için yaptılar bunu? Sandık görevlileri umutsuzluğa kapılsın, evlerine gitsin, rahat rahat hırsızlık yapılsın diye onun önünü açtılar. Ve %64'le başlayan sonuç %51'le tamamlandı. Bunu daha sonra 31 Mart seçimleri akşamı dünyada örneği olmayan bir rezilliği dünya canlı yayında izledi değerli arkadaşlar. 31 Mart akşamı Anadolu Ajansı ilk açıklamada Ankara'da ÖSASEK'i %73.24, Sayın Binali Yıldırım'ı %78.57 olarak gösterdi. Antalya'da %55.97 olarak gösterdi. Bu rakamlar bu oy oranlarında Millet İttifakı'nın oyları artmaya başlayınca yarım saat boyunca veri girişi durduruldu. Yeniden veri girişi başlayınca Anadolu Ajansı 23.23'te kadar verileri güncelledi. Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki oy farkı 3500'e düştü. 23.20'de Anadolu Ajansı tarihimizde görülmedik bir rezilliğe bir kepazeli imza attı. Tam 13 saat verileri kesti. Tam 13 saat verileri kesti, verileri girmedi. 23.30'da ya beyler bir dakika. Veli Bey bir saniye. İstanbul seçimlerinin kazandığını açıkladı. Sonra gece 1'de değerli arkadaşlar lütfen dinleyin. Değerli arkadaşlar bakın 23.23'te Anadolu Ajansı tarihinde görülmemiş bir rezilliğe imza attı. 13 saat boyunca verileri kesti. 23.30'da çıktı, 7 dakika sonra Binali Yıldırım seçimi kazandığını söyledi. Saat gece 1'de Sayın Erdoğan balkon konuşmasında halkımız Büyükşehir'de CHP'ye oy verdi ama ilçelerde bize oy verdi dedi. İkinci gün 1 Nisan 11'de YSK Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Anadolu Ajansı benim müşterim değil, benden veri almıyor dedi. Saat 13'te Anadolu Ajansı 13 saat boyunca verileri girmeyen Anadolu Ajansı çaresizlik içinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını söyledi. Ve hem dünya gördü hem Türkiye gördü. Bir ajans değil, sanki İstanbul seçimlerini adeta bir çete gibi sandığı değiştiren bir kurum adına dönüştü.
Buradan o İstanbul İttifakı'na destek veren, o seçimin alınmasını sağlayan insanlara da, partilere de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Anadolu Ajansı bir suç örgütü yönetildi. Yetmedi, bir de TRT gibi adeta suç örgütü gibi yöneten bir kurum var. Uzunca bir süreden beri sadece iktidarın sözcüğünü yapıp muhalefete hakaret eden TRT bir şeye imza attı değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, milletin vergisiyle yayın yapan TRT, kendine verilen talimat sonucunda milletin ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı, bakın MİT'in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı ama bulamadığı Osman Öcalan'ı Erbil'de eliyle koymuş gibi buldu ve ona mikrofon uzattı. Başkan. Boşuna suç örgütü demiyorum. Bakın, MİT'in ve emniyetin arayıp bulamadığı Osman Öcalan'ı İstanbul seçimini bulmak için Erbil'de eliyle koymuş gibi buldu. TRT mikrofonu uzattı. Biliyorum ki bugün siz de utanıyorsunuz bu durumdan. Yine aynı TRT değerli arkadaşlar, İstanbul seçimlerini almak için Anadolu avukatlarının ve ailesinin yıllardır görüşmediği Türkiye'nin en iyi korunan yüksek güvenlik cezaevine iktidar tarafından bir akademisyen gönderildi ve oradan alınan mektup canlı yayında bütün Türkiye'ye duyuruldu. Amaç İstanbul seçimleri. Değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta 23 Haziran seçimlerinde devletin bakanları, belediye başkanları, hatta Cumhurbaşkanı seçimlere hem rakiplerine hem de karşıdaki adaylara hakaretler ettiler. Terörlükle suçladılar. İmamoğlu nezdinde Trabzonlulara Pontus denildi. Güneydoğu siyasetçilerine terörist denildi. BK, savaş, terörist eylemleri adeta havada uçuştu. İstanbul seçimlerini eğer bize oy vermezseniz Sisi'ye oy vereceksiniz denildi. Ankara'da seçimi CHP kazanırsa su faturası. Mesajını verdin. Veli baba, tamam. Yok, bir dakika veriyorum yani. Verdik, tamam. Verdik ya, söylemediğin ne kaldı ya? Verin bir dakika. İstanbul'da İmamoğlu seçim alırsa İspak'ta teröristler görev alacak denildi ama bunlar hiçbir olmadı. Bir şey daha söyleyerek sözlerime, Sayın Başkanı da sözlerime son vermek istiyorum. Hele bir olay yaşandı ki, bir olay. Bu devleti çete gibi yönetenler diyorum ya. Hele bir olay yaşandı ki, Ankara'nın göbeğinde 21 Nisan'da bir partinin siyasi genel başkana linç etmek ve öldürme girişiminde bulunuldu. Bunu da tahrik eden İçişleri Bakanı'ydı. Bunu da tahrik eden sizin söylemlerinizdi. Hırsız Osman hala dışarıda geziyor. Bir Cumhurbaşkanı Twitter'dan, Facebook'ta beğeni yapanlar da cezaevinde. Bassız sizin adaletiniz, bassız sizin iktidarınız. Buyurun Ramazan Bey. Buyurun, açın. Sayın Başkanım, Sayın Hatip, Kabanacı. Şimdi bir dakika, bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Şimdi bağıranlar şunu yapıyorlar. Her bağırtı ayaklanma, gürültü, şamata, yarım saatimiz gidiyor ya. Bağırmayın kardeşim, birbirinize bağırmayın. Yarım saat. Niye yarım saati kasip ediyorsunuz ya? Allah'ım.